Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, çok lezzetli, iki lezzet bir arada süpengeleli tavuk göğsü tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Hemen geçiyorum yapım aşamasına. Öncelikle tavuk göğsü bölümünü hazırlıyoruz. Y hazırlıyorum. 125 gram tereyağım var. Tencereyi aldım. Tereyağını eriteceğim. Tereyağı eridikten sonra hemen bir su bardağı unum var. Ununu ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 milimdir. Unu ekledikten sonra iyice kavuruyorum. Kavurma işlemi çok önemli. İyice kokusu çıkana kadar şöyle 5-6-7 dakika kadar kavuralım unu. Çiğ olmasın. Orta ateşte sürekli karıştırarak unu kavuralım. Kavurduktan sonra içerisine hemen elimde 1 litre sütüm var. Süt ekliyorum. süt ekleyince hemen tekrar çıkmaya başlıyorum. İyice çıktığınızdan emin olun içinde parçalar kalmasın hiç un parçaları. Ocağın altı açık şu anda. Orta ateşte. Hemen bir su bardağı şekerim var. Şekeri de ekliyorum. Bir paket vanilya şekerini ekliyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar kıvamı gelene kadar pişireceğim muhallebiyi. Kıvamı çok güzel oluyor. Görüyorsunuz kıvamı şahane. Bu kıvama geldiği zaman ocaktan alalım. Bir diğer püf noktada ocaktan aldığınız tavuk göğsünü iyice blenderla veya mikserle çırpmanız şöyle 5 dakika kadar kıvamı için sıcak sıcak çırpıyorum. Normalde bu tatlıyı büyük borcama da yapabilirsiniz. Aslında ismi kaşık tatlısı olarak da geçiyor. Büyük borcama da yapabilirsiniz. Ben bugün hem kase hem küçük bir borcam kullandım. Kaselerde de çok şık oldu. Zaten bir misafiriniz geldiği zaman hem servis yaparken de daha pratik olur. Kasede ikram etmeniz. Ama dediğim gibi tercihse kalmış ya kase yapan ya da büyük bir borcam kullanabilirsiniz. Şimdi hemen tavuk göğsünü kaselere eşit şekilde döküyorum. Hemen elimdeki küçük borcama da gerisini döktüm. Bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğurken ben de hemen spangile bölümünü hazırlayacağım. Subangile tarifim var YouTube kanalımda. Onun yarı ölçüsünü yapıyorum. Yarım litre sütüm var. Yarım 5 e, yemek kaşığı dolu yemek kaşığı şeker ekledim. 1,5 dolu yemek kaşığı kakao, 1 dolu yemek kaşığı un ve nişasta ekledim. Güzelce çırpıyorum daha ocağın altında açmadım. İyice çırptıktan sonra ocağınızın altına açın. İçinde un parçası falan kalmasın iyice çırpın. Sütlü tatlıları seviyorsanız bu tarif tam size göre diyorum. Hemen bir tane yumurtanın sarısını akından ayırıyorum. Hemen sarısını da ilave ediyorum. Ocağın altını açıyorum. Orta ateşte koyulaşana kadar kıvamı gelene kadar pişireceğim. İçerisine bir paket vanilya şekerini de ekledim. Kaynayıp koyulaşınca içerisine hemen yarım tatlı kaşığı tereyağım var. Onu ekleyeceğim. 100 gram da bitter çikolata ekliyorum. İyice eriyene kadar karıştıralım. Spangilenin bir özelliği içine soğuk su girmesi bilenler biliyordur. Elimde buzlukta beklettiğim bir çay bardağı soğuk suyum var. Suyunuzun soğuk iyi soğuk olması önemli. Hemen çikolata ve tereyağı eridikten sonra içerisine bir çay bardağı suyunu da ekliyorum. Kıvam için bu çok önemli. Elimdeki bardak ölçüm 100 milim arkadaşlar. Küçük çay bardağı kullandım. Bu yeterli geliyor. Suyu da ekleyip iyice çırpıyorum. Hemen soğumuş olan kıvamı gelmiş olan görüyorsunuz o kadar güzel ki bir saatte hemen sertleşti. Üzerine hemen spangileyi eşit şekilde döküyorum. Bu arada incir de yanıma geldi. <laughs> sesini de duyuyorsunuz. Evet geri kalan da hemen borcama döküyorum. Spangileyi döktükten sonra şöyle bir saat oda sıcaklığında dinlendirin üzeri iyice. E, sertleştikten sonra kakaosunu ilave edeceğim. sıcakken dökmemenizi tavsiye ederim. Hemen kakoyu da serpiştiriyorum. Şöyle 2-3 saat buzdolabında dinlendirip servisinizi yapabilirsiniz. Tattığınız ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olur. Ben tabii ki videonun hemen tamamlanması adına çok fazla bekletmedim. Çok fazla bekletmediğim halde kıvamı şahane oldu arkadaşlar. Görüntüsü bile lezzetini anlatmaya yetiyor. Hemen kaşıkla sizler için tadına bakıyorum. Süper bir lezzet. Kıvamı şahane. Kaşık kaşık yediren kaşık tatlısı iki lezzet bir arada. Umarım sizler de bu güzel tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.